Aydan Doğan'ın 3. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. İlk bölüm Max rotası yapacağım dedim. İkinci bölüm Victor rotası yapacağım dedim. Üçüncü bölüm yine Max diyorum. Umarım dördüncü bölüme kararım değişmez. Bölüm 3. İlk kan. Hey ne oluyor? Mia bodrum kapısını açmaya çalıştı ama kapı bir türlü açılmıyordu. Nedir bu şimdi? Genç kız kapıyı çaldı. Cevap gelmedi. Ev sahibi beni buraya kilitledi. Ne yapmalı? Kendi başına çıkmaya çalışmak, saymını aramak. Mia numarayı çevirdi. Mia, her şey yolunda mı? Biri beni Bodrum'da kilitlemiş. Çok korkuyorum. Keşke kilitlerken telefonunu da alsaydı. Akılsız ya. Bekle, bir şeyler düşünürüm. Ama telefonunu açık tut tamam mı? Hemen geliyorum. Simon telefonu kapatmadı. Böylece Mia olup biteni duyabiliyordu. Anlaşılmayan gürültü ve tıkırtılar. Sonra gıcırtı, sessizlik. Simon cevap vermedi. Birden kapı açıldı. Sen misin? Yere birinin gölgesi düştü. Biri kapının önünde duruyordu. Niye uzak bir köşeye kaçıp saklandı. Niye burada mısın? Simon ne mutlu bana. Çabuk olsak iyi ederiz. Gidelim buradan. Bir dakika sonra ikisi dışarıya çıkmıştı bile. Ne oldu? Tam bir felaket. Sen olmasan sakin ol her şey yolunda. Ne oldu? Mia hızlıca olanları anlattı. Beni nasıl kurtardın? Nerede bu herif? Sen aramadan hemen önce gitti. Sen kilit altında kaldığını söyleyince hemen eve daldım. Mia polisi aramamız lazım. Yok, gerek yok. Gidelim buradan. Neden? Sen kendin söyledin. Ev sahibi beni tesadüfen kilitlemiş. Hem her şeyi kesin inkar eder o. Hem sen kendin söyledin evine öylece daldığını. Haklısın. En iyisi buradan defolup gitmek. Güvenli bir yere gitmek için acele ettiler. Yarım saat sonra Mia ve Simon tanıştıkları barda oturuyorlardı. Hikayenin ilgi çekici olmasından boşuna şüphe etmişim. Ev sahibi çok garip ve endişe verici bir herif. Aynen. E ee, faydalı bir şeyler bulabildin mi? Bilmiyorum. İşte. Mia gece kulübü kuponunu gösterdi. Gecenin tadı kulübü. En azından elimizde bir şey var. Desteğine teşekkürler ve yardımına tabii ki. Sen olmasan olabileceklerini düşünemiyorum. Her zaman yanındayım ya. Neyse akşam oldu artık. Ben yurda gideyim. Çok yorgunum. Kızın hemen peşinden gelen herif. Herhalde o çıkartmış kızı. Yani ben boşu boşuna mı geldim? Özür dilerim bile. Onu bulurum. Söz veriyorum. Tamam. Sakin ol. Mide bulandırıyorsun. Tabii ki bulacaksın. Senin bende olan pozisyonunu kaybetmek istemiyorsan. Sözünden hiç çıkmam ben. Kızım buraya gelmesi benim suçum değil. Sözünü tutacak mısın? Söz mü? Frederick beni hayal kırıklığına uğratma. Daha akıllı olduğunu sanıyordum. Seni onora edebilirim. Onu Fred. Hak etmen lazım yani. Ama merak etme sen iyisin sadece bul bana o kızı ve sorunu çöz. Çöz ama nasıl? Anladın sen. Selam ne haber? Olağanüstü bugün dergisini ne zaman arayacaksın? Aradım bile. Hikayene ne dediler? Ödeme yaptılar mı? Aslında hala konuşuyoruz ama çok merak ettiler. Çok iyi. Bu arada Süper bir mağazanın linkini attım postana. Bakayım. Kıyafet mağazasıymış. Hem teslimatları çok hızlı. Gördün mü? Evet çok sağ ol. Hadi takıl sen. Ben kaçtım. Bu sabah bir çocukla tanıştım. Yeni birim mi? Henüz bir şey yok. Henüz randevulaşmadık bile. İyi peki. Araşırız. Trisha romantizm peşinde çıkıp gitti. Mia tek başına kaldı. Yarın gece kulübüne gitmeli miyim? O zaman kendime bir şeyler almalıyım değil mi? Niye bilgisayar başına oturdu? O sırada telefon çaldı. Alo? Rahatsız etmedim ya. Yok söyle. Şu gecenin tadı kulübü hakkında internette ne yazıyor baktım da. Sıra bir şey var mı? Bu kulüp hakkında neredeyse hiç bilgi yok. Kaydı var, adresi ve sitesi var. Ama o kadar. Hiçbir yerde bir yorum yok. Çalışma saati bile yazmıyor. Evet enteresan. Ve sitelerine girince hemen kullanıcı adı ve parola istiyor. Ama bu çok saçma değil mi? Bir baksana o kuponda belki bir şey yazıyor. Hemen. Gece'nin kulübü kuponu. Yazılan her şeyi oku. Evet, hiçbiri uymuyor. Yani bu özel bir gece kulübü mü? Onun gibi bir şey. Yarın oraya gideceğim. Belki bir şeyler öğrenirim. Bol şans. Şu an ne yapıyorsun peki? Tam da o kulübene giyeceğime karar veriyordum. Seni tutuyorum yani. Yok, internet mağazasından bakıyorum. Bir şeyler tavsiye eder misin bir erkek olarak? Büyük bir zevkle. Mia, Se Mia Simon'a beğendiği kıyafet linklerini attı. Bilemedim. Her ikisini de beğendim. Ya yardım edebileceğini söylemiştin. Neyse kendim karar veririm. Of Allah'ım bunların rengi. Bu renk şaka mı daha doğrusu? Bu elbise de muhteşem olacaksın. Umarım bir gün, bir gün bu elbiseyle buraya da gelirsin. Büroya pardon. Bir, bir saatten daha süreyle elbise siparişini teslim ettiler. Gerçekten çok iyi bir mağaza. Öyle bir mağaza var mı gerçekten? Mia gecenin tadı kulübüne gündüzden gitmeye karar verdi. Yurttan çıkarken sokağın karşı tarafında bir adamı gördü. Eski evin sahibi ama bir saniye sonra adam ortada yoktu. Göz yanılsaması. Burada ne iş olabilir? Mia otobüs durağına gitti. Bir iki kez de arkasından baktı ama kimseyi göremedi. Bu gidişle paranoyak olacağım. Bir süre sonra Mia otobüsten indi ve navigasyona bakarak kulübe kestirme yoldan gitmeye karar verdi. Semte bak. Gece buralara hayatta gelmem. Arkasından birinin hızlı adımları duyuldu. Mia birden arkasını döndü. Yine o, beni kolejde bulmuş ve buraya kadar takip etmiş. Ne istiyorsunuz? Adam yavaşça yaklaştı ve bu hareket herhangi bir tehditten daha korkutucuydu. Mia kaçmaya kalktı. Dur, pislik adamın peşinden koştuğunu duydu. Genç kız sokağın köşesinden fırladı. Yardım edin, imdat. Mia takılıp düştü ve kafasını vurup elini yaraladı. Pislik adam hemen yanına geldi. Nereye böyle? Mia elindeki bıçağı gördü. Yapmayın ben size bir şey yapmadım ki. Doğru ama benim kuponumu. Durun. Mia'nın çığlıklarını duyan biri polis aramış. Kızı bırak. Kahretsin. Aşağılık herif Mia'yı alıp polisten korundu. Aptallık etme ahbap. Pislik adam Mia'yı polise doğru itip hemen saldırdı. Bıçağı polisin formasını deldi. Polis silahını düşürdü. Bekle polisi halledip sana döneceğim. Bıçağı polise saplamak için elini havaya kaldırdı. Geri git. Silaha ulaşmak. Ee, burada bu seçeneği seçeceğim ama reklam açılacağı için şimdilik durduruyorum. Ve devam ediyoruz. Reklamı izledik. Mia ağır silahı kaldırıp tetiği çekti. Kurşun sektirip pislik herifin sadece yanağını kesmiş oldu. Ama bu bile herifi saldırmaktan soğuttu. Yüzünde çok pis yara kalmış. Öyle bir yara hayatı boyunca iz bırakır. Adam yarasına el basıp kaçtı. Nöbetçi, sekiz numara hatta, yardım lazım. Telsize bir şeyler daha söylerken polis Mia'nın elinden silahını alıp saldırganın peşinden koştu. Onu neredeyse öldürüyordum. Genç kızın elleri ve dizleri titriyordu. Bir insanı öldürebilirdim. Silah sesinden kulakları kötü duyuyordu. Mia yavaşça olay yerinden uzaklaşıyordu. Ama başka türlü olsa o beni öldürebilirdi. Mia yola kadar geldi. Bir dakika önce ölebileceği aklından çıkmıyordu. Korkudan titreyip duruyordu. Korna sesi. Mia'ya yarım metre kalacağımları kaplı siyah kap siyah pahalı bir araba durdu. Arabadan şoför indi ve Mia'yı kolundan tuttu. Hanımefendi, iyi misiniz? Maskeli adamımız. Yok, sanmıyorum. Kolunuz kanıyor. Yaralandınız mı? Miya koluna bakıp acıdan yüzünü buruşturdu. Yoğun kırmızı kan damlaları asfalt yoluna düşüyordu. Ben yardım edebilirim size. Arabaya geçin lütfen. Ama olmaz ki böyle. Arabaya geçin. Şoförün sesi sinirliydi ama hemen ardından daha yumuşak bir ses tonuyla ekledi. En iyisi oturun siz. Şoför kolunu sararken Miya kısaca olayları anlattı. Polise aramanız gerekiyordu. Haklısınız. Ama o manyaktan kaçarken telefonumu düşürdüm galiba. Benimkini kullanabilirsiniz. İlk yardım çantasını kullanmayı bilmediği belliydi. Hem biraz tuhaftı. Biraz gerizekalı gibi. Arabayı nasıl kullanıyor bu? Victor'a da gerizekalı demezsin ya. Genç adam Mia'nın kolunu sararken bir iki kez gözlerini kapatıp iki üç saniye duruyordu. Böyle iyi mi? İyi. Kan durdu ama pansumanın değiştirilmesi gerekecek. Çok da iyi bir doktor değilmişsiniz. Mia gülümsemeye çalıştı mı olmadı. Midesi bulandı ve başı döndü. Sanırım beyin sarsıntısı geçirdiniz. Mia tam olarak ne zaman kafasını vurduğunu hatırlamıyordu. Şu an berbat görünüyor olmalıyım. Bu düşüncesi onu çok şaşırttı. Neredeyse söylüyordum? Şimdi de nasıl göründüğümü mü düşünüyorum? Telefon konusunda ne diyorsunuz? Kullanacak mısınız? Mia şoförün yüzüne daha yeni baktı. Gözlerinin acayip olduğu maskeli deliklerden bile belliydi. Özür dilerim ama ben oynamıyorum. Daha yeni mi Victor olduğunu fark ettin? Ve bu ses, o sendin. Gri maske, benim gizemli kurtarıcım. Evet, ben de seni tanıdım. Niye bu genç adamın yanında kendini güvende hissetti ve iyice rahatladı? Ve uyuyup kaldı. Uyuyup kaldı mı? Ne alaka? Kimse var mı? Yabancı bir evde uyandı. Etraf sessizdi. Sadece şömineden yanan odun sesi geliyordu. Karanlık oldu. Buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Bu onun evi mi? Mia asla kader diye bir şeye inanmıyordu ama bu durum onu ister istemez düşündürdü. İki sefer tesadüfen karşılaştık ve ikisinde de bana yardım etti. İlk iş Mia bir ayna bulup kendini inceledi. İdare eder ama makyaj ve kıyafetimi düzeltsem iyi olurdu. Ben bir kızım sonuçta. Başım belaya girse bile iyi görünmem lazım. Kendi bedenini dinledi. Kolunda neredeyse ağrı kalmamıştı. Onun dışında her şey yolundaydı. Ev sahibini... Ev sahibi nerede? Bekle, odayı incele. Bu tarz durumlarda hep odayı incelerim. Mia odayı gezdi. Bir ev sahibi hakkında çok şey anlatabilir. Özgürlüğü ve ferahlığı seviyor. Tarz sahibi, modern, estetiği sever, bir de sağlamcı galiba. Ortam sıra dışıydı. Ev ve dekor çok modern ama her yer antika dolu. Küçük kutu, saat ve sadece bir fotoğraf. Mia şömine tarafından gümüş çerçeveli bir siyah-beyaz fotoğraf aldı. 19. yüzyılın sonunda çekilmiş bir fotoğraf. Ve imza. One Art. Bunlar anne babası mı acaba? Meşhur ataları mı? Mia fotoğrafı yerine koydu ve ellerini canlı ateşe uzattı. Giderken şömineyi yakmış. Ne kadar düşünceli. Burası aslında çok yuvamsı bir yer. Karanlık havlu bir an aydınlandı. Eve bir araba yaklaştı. Bir dakika sonra genç adam içeri girdi. Victor ben. Mia. Elinde bir paket vardı. Sen iyi misin? Oldukça. Demek ki sarsıntı geçirmedin. Sadece sinirlerin bozuktu. Çok derin uyuyordun. Ben de seni uyandırmamaya karar verdim. Ve bu sebeple evine getirdin. Kolundaki yara ciddi bir yara değil. Hastaneye gitmeye gerek yok. Ama dinlenmen gerekiyordu. Ben iyiyim. Yine bana yardım ettin. Eczaneye ağrı kesici ve sargı almaya gittim. Burada yaşamıyor musun? Neden öyle düşündün? Çünkü bir insanın evinde ilk yardım çantası olmalı. Evet doğru. Yıkanmaya ihtiyacın varsa banyo şu tarafta. Evet çok iyi olurdu. Ne? Birkaç dakika sonra Mia geri geldi. Berbat görünüyor olmalıyım. Şartları dikkate alırsak gayet iyi. Yine biraz kabalaştı. Böyle bir durumda bir kız başka bir cevap bekler. Teşekkür ederim. Göz göze geldiler. Genç kız en az bir, bir dakika boyunca adamdan gözlerini alamadı. Gitmen gerekiyordur. Annenle baban endişelenir. Kızı evine getirirken hiç sorun yok. Annesi babası ne aklına geldi. Ben öğrenci yurdunda kalıyorum. Victor yerinde olan herhangi biri böyle bir habere sevinirdi. Ama bu genç adam çok tuhaftı. Senin yiyecek bir şeyin var mı? Eee bakmam lazım. Ben biraz hava alabilir miyim? Tabii. Mia dışarı çıktı. Burası harika. Ama ne yapıyorum ben? Yurda dönmem gerek. Aynı zamanda hiç gidesi yoktu. Victor'un yanında olmak güzeldi. O da bu ev gibi. Dışarıdan sert ve soğuk görünüyor ama içinde yabancılara göstermediği bir sıcaklık var. Ben nadiren yemek yaparım. Ay ne kadar sessizce geldin. Umarım böyle bir şey yersin. Kahve, meyve ve çikolata. Gerçekten de yemek yap yapıyormuşsun. Yapmıyormuşsun mu yazıyordu. Orayı çok hızlı geçtim. Ama böyle bir akşam yemeği bana uyar. Ateşin başına oturdular. Kahve çok güzel olmuş. Mia bir anda genç adamın dudaklarına baktığını fark etti. Yalnız kendisi bana bakmaktan kaçınıyor galiba. Bu neden umurumda olsun ki? Ondan hoşlanıyor muyum? Veya sadece yaşadığım şu maceraların etkisinde miyim? Net bir cevap verebilmesi için Mia'nın biraz zamana ihtiyacı vardı. Burada yalnız mı yaşıyorsun? Evet. Yalnızlık çekmiyor musun? Hayır. Peki ne iş yapıyorsun? İş konuşmak çok sıkıcıdır. Sence? Sana taksi çağırayım bu nazikçe beni rahat bırak demek mi? Flört etmek, gitmek için kalmak, kalkmak. E burada elmaslı seçeneği daha önce almıştım çünkü zaten seçim yapılacak. Seçim yapılana kadar ikisini de alayım. Öyle ki şu olanları konuşabileceğim başka kimse yok şu an. Benim ise buna çok ihtiyacım var. Victor tedirgindi. Peki. Bana saldıranın kim olduğunu öğrendiğinde hiç tepki vermedin. Şaşırmıştım. Mia Victor'un gözlerinde kayboluyordu. Onun kadife sesini dinliyordu. Ve anlıyordu ki zaman geçtikçe, geçtikçe bu genç adamdan daha fazla etkileniyordu. Belli olmadı. Ben zaten senin genel olarak bir şeyleri söylemediğini hissediyorum. Bir sırrın varmış gibi. Herkesin bir sırrı vardır. Bana kendininkini anlatsana. Olmaz. Mia genç adamın yanına oturdu. Ne yapıyorsun? Onun gözlerinde kayboluyordu. Anlamıyor musun? Kız bu mimik ne? Mia dudaklarını genç adamın dudaklarına değdirdi. Oha çok hızlı çıktı bu Mia'da. Bu tam bir patlamaydı. Bir saniyeye sıkıştırılmış bir fırtına. Herhalde 20 yılın falan patlaması kaç yaşındaysa onun. Ve bu fırtınanın tam ortasında ikisi vardı. Victor Mia'nın dudaklarından kopamıyordu ve fırtına etraftaki her şeyi savuruyordu. Havayı yıldırımlarla elektronize etmeye, önüne gelen her şeyi yok etmeye devam ederek. Yani yazar burada üçüncü bölümde çok fırtınalı bir öpüşme sahnesi yazmış ama PSI hikayesinde çok ağırdan gidiyor. Zaman içinde çok değişmiş. Hayatımın kesinlikle en iyi öpücüğüydü. Mia'nın bilincine ulaşabilen tek düşünce buydu. Ve ondan sonra genç kız uzun bir süre hiçbir şey düşünememişti. O dudakların serinliği ve şefkati dışında hiçbir şey. Mia. Genç adam uzaklaştı. Lütfen git. Yalvarıyorum. Sorun ne? Sadece saat çok geç olmuş. Peki. Banyonu bir kez daha kullanabilir miyim pansumanı değiştirmek için? Victor'un cevabı zar zor duyuldu. Evet, acele et. Sen nöbet falan mı geçiriyorsun? Mia'nın morali çok bozuktu. Kan olmuş pansumanını hızlıca değiştirdi. Her neyse boş ver onu salak. Mia arkasında bir hışırtı duyup sırtını döndü. İy, anam vampir dişlerini gösterdi. Ne? Ne oluyor? Victor Mia'nın yaralı kolunu alıp kendine doğru çekti. Hayır, Victor'a karşı koymak, Victor'u sakinleştirmeye çalışmak. Mia kısık bir sesle ve yavaş konuşmaya başladı. Kekelememeye çalışarak. Victor ne oluyor? Kimsin sen? Yalvarıyorum bırak beni. Hemen şimdi gideceğim ve bütün gördüklerimi unutacağım. Bunu daha önce yapacaktın. Özür dilerim. Lütfen bırak beni. Mia kurtulmaya çalıştı ama Victor onu zincirlerle bağlamış gibi tutuyordu. Yapma. Victor Mia'nın kolundaki yarasına eğildi. Dişleri kızın tenine değdi. Özür dilerim. Heh, bizi ısıracaktı. Bölüm bitti. Bir sonraki bölüm bakalım devam edecek mi. O zamana kadar kendinize iyi bakın.